Sin BAC 2 bölü 7 demiş alfa diyelim buraya da beta diyelim BCA'yı soruyor. Sinüs teoremi kenar açı kenar açı 12 bölü sinüs beta onu istiyor oraya T diyelim. Sinüs BAC arkadaşlar zaten 2 bölü 7 verilmiş 8 bölü 2 bölü 7. Böylece ters çevirirsek 12 bölü T eşittir şunlar sadeleşir. 7 çarpı 4 28 olacaktır. 12 bölü 28 eşittir. T 4'e böl 3, 4'e böl 7, 3 bölü 7 B şıkkı oldu. Birincisi siz bu alfa açısını daralttığınız zaman otomatik olarak küçüleceği için kosinüs değeri sıfıra, e, kosinüs değeri sıfıra yakınlaştıkça büyür arkadaşlar. O kesin doğru. Gelelim ACB'nin tanjantına. Burada arkadaşlar belki şöyle bir şey var yani burası 4'tü burası 1'di yeni durumda burası 1 olacak. Burası da 1 olacak belki bilemeyiz. Ya da 1 demeyeyim de hani uyduruk bir şey yapayım. Burası 3 olacak. Burası da belki arkadaşlar 1,5 olacak. O zaman tanjant değeri büyüyecek arkadaşlar. Haliyle bunu bilemeyiz. BAC açısının tanjant değeri azalır. BAC açısı arkadaşlar genişler. Genişleyince şimdi 90'a doğru mu gidiyor? Yoksa 90'dan büyük bir açı haline mi geliyor? 90'a doğru giderse büyür. Ama 90'dan daha büyük bir açı haline gelirse tanjant küçülür. Bak o da sıkıntılı bilmiyoruz. O yüzden cevap yalnız bir A şıkkı. Bir formül vermiş. EP eşittir MGH şeklinde. Şimdi birincinin E1 olsun. Kütlesi aynı diye söylemiş özdeş diye. Yer çekimi ivmesi zaten G aynı olacak ikisi için de. H arkadaşlar bilmiyoruz. H diyelim. İkincisi E2 M çarpı G oran vermiş bir tane. Şuraya 2, 3K diyeyim. Buraya da 2K diyeyim. O 2K yani bunun yüksekliği 2K geldi böylece. Buradan dolayı arkadaşlar taraf tarafa bölersek oranları 3 olması lazım. Yukarıdakinin potansiyel enerjisi yüksekliğinden dolayı daha büyük olacak. Tabii ki bunlar eşit olduğu için yukarıdakinin yüksekliği alttakinin 3 katı gelecek. H eşittir 6K. Bunu normalde de görebilirsiniz ama ben hani göremeyenler için formülle böyle göstermiş olayım. 6K yaptı. Şimdi peki ben burada bu sinüs alfayı nasıl bulacağım? Dikkat burada birazcık bakın şimdi merkezden TT ile doğru diktir. Merkezden TT ile doğru diktir. Şöyle birleştirirseniz burada bir dikdörtgen olur. Bunlar böyle gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar lütfen şurada takip edin. Şu kendi açıyı alfa vermiş. Şu açıya beta diyeyim. Ters açıdan yine beta. Buradaki açı alfa. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hamle yapacağım. Burada bir dik indireceğim böyle. Burada bir yine dikdörtgen oluşturdum. KH 3K o zaman bu siyahla çizdiğim yine 3K. Çünkü KH'a 3K demiştik. Sonra karşılık kenarlar eşit yine 2K. Ve 6K olduğu için burası 4K oldu arkadaşlar. Peki şuraya bakın. Lütfen şu açıya. Alfa olduğu için şu ufak açı beta oldu. Ve hemen yine renkle göstereyim. Şu açı 90 olduğu için Buraya yine alfa kaldı. Böylece 3K, 4K, 5K oldu. Sinüs alfa da 4K bölü 5'ten 4 bölü 5 oldu. Orada 90 derecelerde açıyı taşıyarak en son şu üçgende sinüs yapmamız gerekiyordu. Böyle biraz zorlayıcı bir soru. Pozitif yönde dediği için saat yönünün tersi. O zaman şöyle arkadaşlar. K üssü kısmına geldi. 15 derece oldu tamam mı? Şöyle burada da göstereyim. O, K, Yeni durumda o k OK üssü ve k üssünün o OK olan uzaklığı soruluyor. Aradaki açı 15 derece. Yarı çap 2 pi r 8 pi olduğu için 4. Bana şimdi burası lazım. x bölü 4 gördüğünüz gibi zaten sin 15'e eşit. İçler dışlardan x eşittir. 4 sin 15 c şıkkı. Evet arkadaşlar burada kosinüs teoremi yapacağız. Çünkü bunları doğrusal vermiş şu noktaları söylüyor. Burayı 2 vermiş. Buraya 4 kalıyor. Burayı ee, 4 vermiş arkadaşlar. Burasını 2 kök 7 vermiş. 3 kenarı bilinen bir üçgende. Kosinüs teoremi yaparak bütün trigonometrik oranları veya kenarları sonra buluruz. Haliyle ben şu alfayı bilirsem. Kos alfadan yine ac'yi bulma şansım var. Bu yüzden 16 artı 36 kenarın tamamını alıyorum. Şu an 2 kök 7'ye bakacağım. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı cos, şey 6 pardon. 6 cos alfa eşittir 28, 16, 36 daha 52, 24 eşittir 48 cos alfa, cos alfa 1 bölü 2 oldu. Güzel, cos alfa 1 bölü 2 ise aslında bu 60 dereceymiş. Böylece bundan sonra ister kosinüs teoremi yap, istersen özel üçgeni gör. 60 derecenin etrafındaki iki kenar birisi diğerinin iki katıysa bu 30, 60, 90'dır. Bu yüzden 60'ın karşısı ilk gökçü olur. Hocam ben böyle göremedim derseniz görenler izlemeyebilir, görmeyenler bundan sonrasını izlesin. Kos teoremi yapacaksın. 16 artı 4, eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kos 61 bölü 2 eşittir. X kare diyeceksin. 2'ler gidecek. 20 eksi 8'den yine 12 eşittir x kareden. X bak 2 kök 3 gelir arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Diyelim şöyle bir doğrultuda gidiyor arkadaşlar düz bir şekilde ve bu şekilde 24 kilometre gitmiş olsun. Sonra bu 120 derece doğrultusundan 120 derece bakın şöyle sapacak. 120 derece saptıktan sonra bir 15 kilometre daha gitmiş. O zaman artık bulunduğu noktadan en başa geri dönmesi lazım. Yani aslında şurada 60 derecelik bir açı oldu. Bundan sonra kosinüs teoremi de yapabilirsiniz. 24'ün karşısından dik de çekebilirsiniz. Özgürsünüz. 15'in karesi artı 24'ün karesi eksi 2 çarpı 15 çarpı 24 çarpı kos 60 1 bölü 2 eşittir. Buraya x kare diyelim. 441 eşittir x kare oluyor. Ben işlemi önden yaptım uğraşmayayım diye. x eşittir 21 d şıkkı. Burada aslında yarı çapı bile kullanmayacağız. Ben 4'e odaklanacağım. Belki onu biraz şaşırtmak için vermiştir. Şuradaki x eşittir 4 doğrusundan dolayı bu maviyle taradığım yerin uzunluğu 4. Buraya y diyelim. Y bölü 4 arkadaşlar tan alfa eşit. Böylece Y'nin uzunluğu 4 tan alfa oldu. Y dediğimde aslında B koordinatı yani absis pardon ordinatı 4 tan alfa olarak bulmuş oldum. Şimdi bu tamam halledildi. Gelelim oradaki A'yı nasıl bulacağız? Onun için de şöyle arkadaşlar burası isteniyor. Ben aynı zamanda Y eşittir 5 olduğu için yüksekliğin 5 olduğunu biliyorum. Z'den dolayı alfa buraya da kendisi absis olarak a demiş a bölü 5 eşittir kod alfa arkadaşlar demek ki a buradan 5 kod alfa oldu 5 kod alfa artı 4 tan alfa c şıkkı arkadaşlar bunların içinde hangisi en büyük ona bakalım önce şimdi kesinlikle ko, e, şuradaki kod 3 değil mi çünkü bu tan 87 eşittir 90'a yaklaştıkça sonsuza doğru gidiyor arkadaşlar tanjantı o yüzden en büyük kod 3 tan 87 Sonra tan 45 arkadaşlar. Sonra cos 7 çünkü sıfıra yakın oldukça kosinüs büyüyor. Sonra cos 32 arkadaşlar. Sonra sin 32 ve en küçük de sin 3. Şimdi buna göre artık o zaman bir hamle yapalım. Ee, şimdi bunları alayım. Bir kere cot e dokunmayacağım. Orada hamle hakkım yok. Yani hamle hakkımı eritmeyeceğim daha doğrusu. Sonra tan 45 arkadaşlar sin 32'nin yerini alacağım. Sin 32'yi de buraya alacağım. Şu an ilk hamlemi yaptım. Birinci hamle. Sonra devam ediyorum. İkinci hamle için ne yapalım? Ee, büyük olduğu için cos 32'yi arkadaşlar şöyle buraya alayım. Sin 3'ü de yine aşağı alayım. İkinci hamlemi yaptım. Şu an itibariyle. Şimdi arkadaşlar yoluma devam edeceğim. Ee, sin 3 orada. Sin 32 orada. Bir de sin 3 ile de sin 32'yi değiştireceğim. Üçüncü hamlemi yaptım. Sonra arkadaşlar bakalım. Şu an kot 3. Kos 7. Tan 45'i de buraya alıp. Kos 7'yi de arkadaşlar onun altına aldım. Yer değiştirdim. Dördüncü hamlemi yaptım. Şu an bakın büyükten küçüğe sıralanmış oldu. Cevap D şıkkı. Şimdi sin... 0.34 verildiği için sin 20. Şöyle 20 derecelik bir açı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası 230 verilmiş. 230 yine 400 olması için 170 oldu arkadaşlar. Artık şunu söyleyebilirim bakın. Bu AB uzunluğuna x dersek sinüs 20 170 bölü x aynı zamanda sinüs 20'yi %34 olarak vermiş. Böylece sadeleştir 5 İçler dışlardan x eşittir 500'de. Bu tel uzunluğunun tamamı 500 olduğuna göre kuşlar arasındaki mesafe 500'den de küçük olmalı. Bu yüzden A şıkkı 310 oldu.